Afyon grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 6.85 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemiştik. O bölgeyi test edip üzerinde kapanışla haftayı kapatsa da burada oluşturmuş olduğu dip bölgeyi artık yarı yarıya stop bölgesi 6.40 olarak belirledik. O bölgenin altına geçişlerde de 5.85 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. Bu bölgelerin altında düşüşler olmadığı sürece yukarı vereceği tepkilerde de üst bölge dirençli olarak takip edeceğimiz birinci direnç noktası olarak 7.50 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan 8.15 bölgesindeki direnç noktası da en önemli direnç noktasını oluşturmuş durumda. O bölgenin üzerine geçişler oluşturabilirse yukarı yükseliş kanal bölgesinin içerisine gireceği için yükselişleri 10 bölgesinde yapmış olduğu hedef bölgesine doğru devam ettirebilir. Fakat 8.15'in üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturamadığı sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için kesin stop noktamız olan 5.85 bölgesine kadar yapma ihtimali oluşturacağından dolayı 5.85 altına geçişlerde daha tehlikeli boyutlar oluşturup daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı o bölgede stop yaparak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Yukarı vereceği tepkisel hedeflerde 8.15 bölgesine hacimli yükselişler oluşturursa üzerinde kalıcı kapanışları da gerçekleştirip yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşabilir. MOBED grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 13.95 bölgesinin yarı yarıya stop noktası 12.25 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. 17.50 hedefini gerçekleştirdiği esnada ve gördüğünüz gibi o bölgelere kadar bir geri çekilme oluşturdu ve hemen bu bölgeden tepkisini vererek de 13.95 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasının üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz ve bunu devam ettirebilirse şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktasına kadar yükselişleri oluşturabilir. O bölge 16.25 bölgesi. 16.25 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları da oluşturabilirse tekrar yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yaparak bu bölgede yapmış olduğu 17.50 hedefini ve üst bölgedeki 20 hedeflerine doğru olan süreci gerçekleştirebilir. Fakat bunu gerçekleştiremediği sürece yani 16.25 bölgesinin üzerinde geçişler olmadığı sürece tekrar geri çekilme ve güç kazanma hareketleri oluşturup yarı yarıya stop bölgesi olan 13.95'i aşağıya geçişler oluşturursa kesin stop bölgemiz olan 12.25 bölgesini önemseyerek takip edelim. 12.25 bölgesinin altına geçişlerde de kesin stop olarak değerlendirip alt bölgeden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Batı Söke grafiğimizi oluşturduğumuz şablon durumunda alt hedefini gerçekleştirdikten sonra yarı yarıya stop noktası olarak 5.20 kesin stop noktası olarak da 4.65 bölgelerini belirlemiştik. 5.20 bölgesine yaklaşan bir durum sergileyip hemen tepkisi hareketleri verip 6 bölgesine yaklaşan bir durumla haftayı kapattığını görüyoruz. Kısa bir düzeltme durumu oluşturup 6 üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturabilirse şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri yapma ihtimalini gerçekleştirebilir. 6.45 bölgesi. Şayet o bölgenin üzerine geçişler olursa da kanal bölgesinin üst noktasına kadar yani 7 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali gerçekleşebilir. 6 bölgesinin üzerine geçişler olmadan tekrar geri dönüşler oluşturursa da 5.20 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizi öncelikli olarak takip etmemiz gerekiyor. O bölgenin altına geçişler olursa da 4.65 bölgesindeki kesin stop noktamızı değerlendirmemiz gerekecek. 5.25 bölgesinin altına geçişlerde dikkatli olmakta fayda var.
Şimdi beton grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 430 bölgesinde kesin stop noktası belirlemiştik. 645 hedefini gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi endeksle beraber düzeltme durumunda 430 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçen bir durum oluşturdu ve o bölgede şu an için direnç durumunu aldı. Öncelikle tabii ki 430 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları oluşturabilirse şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri takip etme durumumuz gerçekleşebilir. O bölge 495 bölgesi. 495 bölgesinin üzerine geçişler olursa da şablon bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yapacağından dolayı tekrar yukarı yükselişleri oluşturabilir. Fakat 495 üzerine geçişler olmadığı sürece geri dönüşler ve düzeltme durumunun tekrar aşağıya derinleşme ihtimali oluşturacağından dolayı artık bu bölgedeki yarı yarıya stop noktası olarak 395 bölgesini, şurada yapmış olduğu dip bölgeyi yarı yarıya stop noktası olarak takip edeceğiz. O bölgenin altına geçişlerde de 335 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz oluşmuş oldu. Bu bölgelerin altına geçişlerde daha derin düzeltme durumları oluşturacağından dolayı alt bölgelere geçişler oluşmadan bu bölgelerde stop yaparak altlardan lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Voltaj grafiğinde de şablon durumumuzda belirlediğimiz 150 hedefini gerçekleştirdikten sonra kesin stop noktası olarak 107 bölgesini belirlemiştik ve düzeltme durumunu o bölgeye kadar devam ettirip altına geçiş durumu oluşturup bu bölgede bir dip durumu oluşturmuş. Tabii 107 bölgesindeki kesin stop noktamızda direnç konumunu almış durumda. Üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanış olursa bu bölgedeki şablon bölgesinin üst noktasına kadar yükselişleri devam ettirme ihtimali gerçekleştirebilir. O bölgenin üzerine geçişleri de yaparsa daha üst bölgelere doğru devam edebilir. 121 bölgesi, 121 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece tekrar geri dönüş ve daha derin düzeltme ihtimalleri oluşturacağından dolayı geri dönüşlerde burada yapmış olduğu dip bölge olan 97-65 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak, daha sonraki 91-15 bölgesini de kesin stop noktası olarak mutlaka takip ederim. Çünkü o bölgenin altına geçişlerde daha derin alt bölgelere doğru devam eden bir süreç oluşturabilir. O yüzden bu bölgede stop yaparak alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Buradan devam eden yükselişlerde hacimli yükselişler oluşturup 121 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse şablon bölgesinin ikinci bölgesine geçiş yaparak şu bölgedeki direnç noktasına kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. O bölge 135 bölgesi. Nohçimento grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 125 hedefini gerçekleştikten sonra belirlediğimiz kesin stop noktası olarak 96-80 bölgesi vardı. Gördüğünüz gibi düzeltme durumuyla o bölgeye kadar bir düzeltme durumunu oluşturup bir dip noktasıyla bu bölgede tutunmayı sağlamaya çalışan bir görüntüyle haftayı kapatmış. Burada oluşturmuş olduğu dip noktanın altına düşüşlerde daha derin düzeltme durumunu oluşturacağından dolayı o bölgeyi 91-95 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 85-50 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etme durumumuz oluşmuş oldu. Yukarı tepkisi hareketleri devam ettirebilirse şu an için çalışan direnç noktası, gördüğünüz gibi bu bölgedeki şablon bölgemizin kesişme noktası 102-65 bölgesi. Yukarıda devam eden süreçteki en önemli direnç noktası da şuradaki şablon bölgemizin üst noktası olan direnç noktası olacak. 107-85. Şayet burayı da geçerse üst bölgeye doğru devam edebilir. 116 bölgesindeki şablon bölgemizin en üst noktasındaki direnç noktası var. O bölgeye geçişlerde yükseliş kanalının üst bölgesine geçiş yapacağından dolayı daha yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali gerçekleşebilir. Fakat o bölgelerin üzerine çıkışlar olmadığı sürece de tekrar geri dönüş ve daha derin düzeltme ihtimalleriyle karşılaşacağından dolayı 85-50 bölgesindeki kesin stop noktasını önemseyerek takip edelim. O bölgenin altına geçişlerde mutlaka stop yapıp alt bölgelerden lot çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.